Dünkü videomda koronavirüsün etkilerinin, özellikle ekonomik etkilerinin çok ağır olacağı konusunda sizleri uyarmaya çalışmıştım ve özellikle belirtmiştim. Merkez bankaları ne kadar faiz indirirse indirsin, ne kadar parasal genişlemeye giderse gitsin ancak krizin boyutunu derinleştirirler demiştim. Nitekim Fed dün olağanüstü bir kararla faizleri 100 bas puan bir anda indirdi, 0.025 seviyesine çekti. Bunun sonrasında genel beklenti doların tepe taklak olmasıydı ama dolar yükselmeye devam etti. Borsaların toparlanmasıydı ama borsalar tepe taklak oldu. Altının satışının sebebi borsalardaki sert düşüşler oldu. Future piyasalarında özellikle yaşanan sert düşüşler oldu. Teminatların tamamlanabilmesi için altın piyasasından çıkılmak zorunda kalındı. Altın kontratları bozulmak zorunda kalındı yatırımcılar tarafından. Bu nedenle de 1500 doların altına geldi. Hatta 1450 dolara kadar indi. Düşüş devam eder mi? Valla buralar dip seviyeler. Daha fazla inebileceği kanaatinde değilim. Yani birilerinin söylediği gibi böyle 1200 dolara falan gidecek değil altın. Bu seviyelerden yukarıya doğru ciddi sıçrama hareketleri yapacak bu saatten sonra. Nasıl sert düştüyse aynı sertlikte yükseliş kaydedecek. Peki borsalarda da durum aynı mı? Yani mesela Amerikan borsası %5 bir anda düştü. Sonrasında durduruldu. Future piyasasından bahsediyorum. Bugün 4.30 itibarıyla açıldığında da yine sert satış baskısı muhtemelen devam edecek. Avrupa borsaları keza inanılmaz sert düşüşlerine devam ediyor. Yine Asya borsalarında satışlar var. Türkiye borsası %10'a yaklaştı neredeyse. %8.54'lük bir kayıp var. 90 binin de altına gelmiş durumda. Velhasıl tüm borsalarda kayıplar arka arkaya yaşanmaya devam ediyor. Bu kayıplardan sonra bir sıçrama hareketi olacak mı borsalarda sorusunun cevabı ne yazık ki hayır sevgili dostlarım. Altının düşüşüyle borsaların düşüşü aynı değil. Altının düşüşü borsaların düşüşündeki teminat kayıplarını önlemek için gerçekleşiyor. O nedenle geçici bir düşüş. Ama borsalardaki düşüşün ana teması, ana sebebi ne yazık ki dünya çapında yaşanan ekonomik kriz, koronavirüsün etkileri. Dünya çapındaki küçülmenin işaretleri aslına bakarsanız. Aylardan beri borsalar çok hızlı ve durduraksız bir şekilde yükselmeye devam ediyordu ve bir balon oluşmuştu tüm dünya borsalarında. Türkiye'de zaten inanılmaz bir balon oluşturulmuştu. Türkiye ekonomisinin gerçekleriyle uyuşmayan bir borsaya sahiptik. Bunu defalarca söyledim. 120 binde söyledim, 121 binde söyledim, 115 binde söyledim. Lütfen borsada dikkatli olun. Küçük yatırımcıysanız borsadan uzak durun diye sizleri uyarmaya çalıştım. O dönemde de ısrarla şunu söyledim. Bu senenin en çok konuşulan enstrümanı altın olacak. Altın rekor seviyeleri doğru hızlı adımlarla ilerleyecek dedim. Söylediklerimin sonuna kadar arkasında durmaya devam ediyorum. Bir kenara koyalım bunu. Hele ki bu hareketlerden sonra çok daha netim bu konuyla ilgili artık. Altın özellikle uluslararası piyasalardaki yükselişine bağlı olarak ve yurt içindeki doların agresif yükselişlerine bağlı olarak çarpan etkisiyle yükselmeye devam edecek arkadaşlar. Her gün yeni bir gram altın rekor fiyatına, çeyrek altın rekor fiyatına uyanacağız. At altın, cumhuriyet altını yani işçiliği olmayan tüm altın fiyatlarında çok sert yükselişlerle karşı karşıya kalacağız. Tabii ki bugün bu düşüşleri yaşıyoruz dün ve bugün. Çünkü dünya borsalarında çok sert satışlar geldi ve bu teminatların bir şekilde tamamlanması için uluslararası piyasalarda karlı altın kontratları bozuldu. Hatta kar etsin etmesin bazen zararına altın kontratları bozuldu ve borsa teminatları bir şekilde tamamlanmaya çalışılıyor. Bunlar bir şekilde ayakta kalmaya çalışan yatırımcıların panik hareketleri. Kalabilirler mi? Çok tartışılır. Çünkü büyük ihtimalle borsalardaki çöküşler devam edecek. Tüm dünya borsalarında, bütün merkez bankalarının çabalarına rağmen ve bu çabaların ters tepeceğini de söylemiştim sizlere. Çünkü bu seferki kriz farklı bir kriz arkadaşlar. Bu seferki krizde hem talep yok hem arz yok. Hem üretim yok hem tüketim yok. Nasıl oluyor bu diyeceksiniz? Gayet basit arkadaşlar. Çin koronavirüs nedeniyle frene basmak zorunda kaldı. Bütün fabrikalar durma noktasına geldi. Çin fabrikaları durdurmasaydı bile diğer dünya ülkelerinin Çin'le ilişkilerini kesmesi, durdurması, bir süreli
istediğine mal almayacağız, bu hastalık geçene kadar duruyoruz, frene basıyoruz demesi Çin ekonomisi kadar dünya ekonomisini de etkileyecekti. Zaten bu çok bariz bir şeydi. Bunu da söylüyorduk. Ve bunun sonrasında ciddi bir arz şokunun yaşanacağını da ifade etmiştim sizlere. Daha sonrasında petrol fiyatları hızlı bir şekilde aşağıya indirilerek Asya piyasalarının, Çin piyasasının canlandırılmaya çalışılması gündeme geldi. Diğer taraftan merkez bankaları faizleri indireceğiz, parasal genişlemeye gideceğiz dediler ve böylece piyasayı o klasik yöntemlerle canlandırabileceklerini sandılar. Oysa ortada çok daha büyük bir sıkıntı var. Yani insanların güvenlik problemi, insanların panik problemi ve aynı zamanda devletlerin panik problemi. Devletler de insanların sokağa çıkmasını istemiyorlar. Alışveriş merkezlerine gitmesini istemiyorlar. Kalabalık yerlere gitmesini istemiyorlar. Çünkü bu hastalığı önlemenin tek yöntemi bu. Şu anda bilinen tek yöntem en azından. Ve bu yöntemde ekonomiyi her geçen gün biraz daha dara sokmaya, özellikle reel sektörü ve finans kesimini sıkıntıya sokmaya devam ediyor arkadaşlar. Ve bu koşullar içerisinde zaten büyük global bir ekonomik krizin çıkmaması mümkün değil. Gelelim biz tekrar finans piyasasına, yani altın cephesindeki satışların ne zaman son bulacağına. Bakın, borsadaki satışlar devam ettiği sürece altındaki satışlar devam etmeyecek. Öyle ya da böyle borsada teminatlar kırılacak, bozulacak, batan batacak, çöken çökecek. Ve bunun sonrasında daha önceki videomda da söylediğim gibi kurtlar meydana çıkacak. Evet, bu kurtlar özellikle altın piyasasında şu anda çok ciddi kontrat topluyorlar. Ve bu kontratlarla altın fiyatlarını inanılmaz hızlı bir şekilde, uluslararası piyasalardan bahsediyorum, inanılmaz hızlı bir şekilde yukarıya taşımaya başlayacaklar. Rekor üzerine rekor gelebilir çünkü dünya sahiden büyük bir kriz ortamında. Hem sağlık açısından hem de ekonomik açıdan bir kriz ortamında. Bakın, İtalya'da 2000 kişiye yaklaşmış durumda ölüm sayısı. Keza İran'da ne kadar şeffaf olduğu tartışılır ama orada da hızla ölümler artıyor. Dünyadaki ölüm sayısı ilk defa dün itibariyle Çin'deki ölüm sayısını geçmiş durumda. 2020'nin yaz aylarında bitecek denilen hastalık için şimdi 2021'e kadar sarkabilir konuşmaları başladı. 2021 ilkbaharında bitebilir deniliyor. Öbür taraftan sıcak havalarda virüs yayılmıyor. Onun için yaz aylarının gelmesiyle bu hastalık bitecek diyenler de terse düştüler. Çünkü Arap ülkelerinde, Afrika ülkelerinde neredeyse 28-30 derecelik sıcaklıkta da salgın hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Yani tüm dünyayı saran ciddi bir hastalıktan bahsediyoruz. Ve bu hastalık doğal olarak da insanlarda bir panik etkisi yaratıyor. Hatta ülkeler inanılmaz olağanüstü tedbirler almaya başladı. Bakın, İngiltere silah gücüyle insanları zorla evlerinde tutabileceğinin sinyallerini verdi mesela. Bir yığın sert önlemler alınıyor. Marketler kapatılıyor, fabrikalar kapatılıyor, iş yerleri kapatılıyor, okullar kapatılıyor. Ligler tatil ediliyor. Yani dünyada bizim bildiğimiz manada modern zamanın bütün tüketim mekanizmaları durduruluyor arkadaşlar. Bir yandan Çin üretmiyor, arz yok. Öbür taraftan da insanlar tüketemiyorlar ve talep daralıyor. Ve doğal olarak da bu büyük bir ekonomik kaosu ister istemez beraberinde getiriyor. Böyle bir ekonomik kaos ortamında altına olan talep her geçen gün artmaya devam edecek. Bu talep altının çok sert bir şekilde yükselmesini beraberinde getirecek. Kısa vadeli hareketlere girip panik hareketleriyle al-sat yapmaya çalışan herkes bu dönemde kaybedecek. Bu piyasalara çok hakim olsa bile kaybedecek. Bu piyasayı çok iyi bilse bile kaybedecek. Sadece altın piyasası için konuşmuyorum. Dolarda da kaybedecek, altında da kaybedecek, borsada da kaybedecek. Hızlı kararlar verenler, ani hareketler yapanlar, panikle hareket edenler, rüzgara ya da akıntıya kapılanlar kaybetmeye mahkum olacaklar bu dönemde arkadaşlar. Bu dönemde sakin olanlar kazanacak. Bir süre bekleyip, duruma göre davranıp, sürecin nasıl ilerlediğini sakin bir şekilde izleyenler her koşulda kazanacaklar arkadaşlar. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bakın, söylediklerimiz bir yatırım tavsiyesi değil elbette ama
genel itibariyle söylediğimiz her şey adım adım çıkmaya devam ediyor. Ne dedim sizlere? Koronavirüs daha ilk gündeme geldiği zaman büyük bir ekonomik salgın yaratacak koronavirüs. Bu büyük bir ekonomik krize dönüşecek. Arkasından da büyük bir ekonomik bunalım gelecek dedik. Ve nitekim iş o tarafa doğru sürüklendi. Size bir ay önce birileri çıkıp FED arka arkaya çok agresif faiz indirimleri yapacak deseydiler inanır mıydınız? Tabii ki inanmazdınız. Ama gördüğünüz gibi FED çok agresif faiz indirimleri yaptı. Üstelik bir ay içerisinde iki kez. Buna rağmen FED'in tüm bu faiz indirimlerine rağmen ve üstelik 700 milyar dolarlık bir parayı da piyasaya vereceğim demesine rağmen doların hala ısrarlı bir şekilde değer kazanacağına, tüm gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kaybedeceğine inanır mıydınız bundan bir ay önce? İşler bildiğimiz manada ne yazık ki yürümüyor. Çünkü olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Daha doğrusu dünya olağanüstü bir sürece doğru adım adım taşındı. Ülkeler aşırı borçlandırıldı, ekonomiler vahşi kapitalizme teslim edildi. Dünyadaki büyük şirketler sadece kendi menfaatleri uğruna dünyadaki tüm ekosistemleri alt üst etti. Finansal ekosistemi, ticari ekosistemi, coğrafi ekosistemi, bütün sistemleri alt üst eden bir şirketler yapısı oluştu. Ve şimdi bunun bedeli koronavirüsle ödeniyor arkadaşlar. Koronavirüs şu anda doğanın bize bir cezası belki ama aynı zamanda şöyle düşünün. Koronavirüs bugüne kadar yapılan ekonomik hataların, siyasi hataların da bir bedeli aslına bakarsanız. Koronavirüs olsa bile dünyadaki ekonomik sistem farklı olarak entegre edilmiş olsaydı, daha adil gelir dağılımının olduğu, daha eşit gelir dağılımının olduğu, tüm insanların çok daha adil bir yaşam standardına sahip olduğu bir dünyada yaşıyor olsaydık bugün belki bütün bunları konuşmuyor olacaktık. Neyse biz dönelim finansa, yani dolara ve altına. Bakın dolar 6.80 yolculuğuna başladı diye dünkü videomda sizlere özellikle belirtmiştim. Bugün geldiği nokta 6.42. Büyük ihtimalle çok yakın bir süre içerisinde 6.80'i zorlayan bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağız. Türkiye'nin kendi ekonomik problemlerinde her geçen gün daha da artıyor olması, Türkiye'nin borç bulmakta daha da zorlanacak olması, Türkiye'nin kendi ekonomik sistemini çevirmesinin daha da zorlanacak olması, hem de koronavirüs etkilerinin Türkiye ekonomisinde çok sert bir şekilde vuracak olması doların daha da agresif bir şekilde yükselmesini beraberinde getirecek. Dolar ister istemez yükselecek. Dolar yükselmezse zaten insanlar ellerindeki tasarruflarını bozmayacaklar. Özellikle bu faiz ortamında. Bunun yanına tabii Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini de koyun arkadaşlar. Bakın Fed'in bu faiz indirimlerinden sonra büyük ihtimalle bizim Merkez Bankamızdan da agresif bir faiz indirimi gelecek. Ve totalde doları etkileyen, doları yukarıya doğru sert bir şekilde taşıyan bir süreç başlayacak arkadaşlar. Doların sert yükselişin yanı sıra uluslararası piyasalarda kontrat çözme sürecinin bitmesiyle altında yeni kontrat alımlarının hızlı ve agresif bir şekilde gelmesiyle birlikte altın onsu 1800'lü seviyelere tekrar yükseldiğinde hem yüksek dolar kuru hem de yüksek altın onsunun çarpan etkisiyle gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında çok hızlı yükselişler göreceğiz. Onun için bugünlerde 10 kuruş 20 kuruş düşmüş, bir miktar zarara girmişsiniz. Çok da önemsemeyin arkadaşlar. Kısa vadeli geri çekilmeler değildir önemli olan. Önemli olan orta ve uzun vadede sizin bu işte paranızı ne kadar koruduğunuz, diğer enstrümanlara göre altına yapacağınız yatırımın size ne kadar getiri sağladığıdır önemli olan. Bakın ben dünkü videomda söylediğim şeyi bir kez daha söylüyorum. Dolar 6.80'e, gram altın 380'e doğru ilerliyor arkadaşlar. Ve bu da normal koşullar için geçerli. Anormal koşullarda yani panik ortamında hem altın fiyatları hem de dolar çok daha sert yükselişlerle karşımıza çıkacak sevgili dostlarım. Bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Öbür taraftan yarın Mavi Alan üyelerimiz için saat tam 12'de bir canlı yayın gerçekleştireceğim. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın.